Radyo Tiyatrosu. Ne var ne yok? Ne olacak, kahvaltıyı eritiyorum. Bakıyorum sen de bahçende sabahın keyfini çıkarıyorsun. Gazete okuyordum, ister misin? İstemez, nasıl olsa kötü haberlerle doludur. Hey, senin ağaca ne olmuş böyle? Kırılmış değil mi? Dün geceki fırtınanın iş. Ya, bizim bahçede alt üst oldu. Amma da kırılmış ha. Yazık doğrusu. Kate ne dedi? Görmedi daha, uyuyor. Biliyor musun ne tuhaf? Larry Ağustos'ta doğmuştu. Bu ay 27'sine basacaktı. Şimdi de ağacı devriliyor. Onun doğum gününü hatırladığına şaştım Frank. Yıldızına bakıyorum da. Nasıl bakabilirsin onun yıldızına? Bir insanın geleceğini öğrenmek için yıldızına bakılır. Benim yaptığım da bu zaten. Larry'yi 25 Kasım'da kayboldu diye bildirmişlerdi. Tamam mı? Tamam, sonra? Eğer düşman tarafından öldürüldüğünü kabul edersek 25 Kasım'da öldürülmüştür. Şimdi Kate'in benden bütün istediği... Onun yıldızına bakmanı Kate mi istedi yoksa? Evet. 25 Kasım'ın Larry için uğurlu bir gün olup olmadığını öğrenmek istiyor. Uğurlu gün mü? Yıldızlara göre yani. İnsanın kendi uğurlu gününde ölmesi imkansızdır. Peki 25 Kasım uğurlu günü müymüş Larry'nin? Ben de bunu bulmaya çalışıyorum işte. Epey zaman alıyor. Anlıyor musun? Eğer 25 Kasım onun uğurlu günü ise... şimdi bir yerlerde sapasağlam yaşıyordur. Frank, elektrik ocağı. Günaydın Mr. Keller, nasılsınız? Teşekkür ederim Lydia. Frank, elektrik ocağı gene bozuldu. Daha demin tamir ettim ya. Gene bozuldu şekerim, bir daha bakıver. Elektrik ocağı gibi basit bir alete nasıl aklın ermiyor anlamıyorum bir türlü. Hoşça kal Joe. Güle güle Frank. Ben Edison'la evlenmişim meğer. Ah, bu ağacın halini rüzgar mı yaptı bu işi? Evet. Yazık. Annie geldi mi? Birazdan iner bahçeye. Gör de bak Lydia, tam bir bomba olmuş. Hala üzüntülü mü? Annie mi? Pek öyle sevinçten sıçrayıp durmuyor ama eski üzüntüsü de geçmişe benzer. Evlenecek mi acaba? Evlenmeyi düşündüğü kimse? Herhalde vardır. Birkaç yıl geçti üstünden. Larry öldü diye ömrü boyunca yas tutamaz ya. Savaşın yaptıklarından biri de bu işte. İki oğlum vardı. Şimdi bir oğlum var. Bütün hesaplarımı alt üst etti. Bugün oturmuş bir kitap okuyordum. Oo, günaydın Chris. Günaydın Lydia. Lydia, buraya gel, ocak hazır. Kızdırmaya gelmez. Hoşça kalın. Gazete ister misin? Kitap tenkitleri bölümünü alayım. Durmadan o bölümü okursun ama daha şimdiye kadar elinde bir tek kitap bile görmedim. Bilgisizliğimle aynı hizada bulunmaktan hoşlanıyorum. Ne? Yoksa her hafta yeni bir kitap mı çıkıyor? Bir sürü kitap. Başka başka mı? Başka başka. Hani kalktı mı? Kalktı, annemle kahvaltı ediyorlar. Gördün mü ne olmuş ağaca? Aha, gördüm. Annen ne diyecek bakalım? Annem de gördü. Nasıl olur? Ben kalktığımda annen daha uyuyordu. Ağaç devrildiğinde annem buradaydı baba. Ne zaman? Sabahleyin 4'te. Çatırdığı duyunca uyanıp pencereden baktım, annem tam şurada duruyordu. Sabah sabah 4'te ne yapıyormuş burada? Bilmiyorum. Sonra eve koşup mutfakta ağladı. Konuştun mu onunla? Hayır. Yapılacak en iyi şeyin onu yalnız bırakmak olduğunu düşündüm. Çok ağladım. Sesini ta odamdan duydum. O saatte ne yapıyormuş burada? Gene hayalini görüyor Larry'nin. Geceleri dolaşıp duruyor. Galiba öyle. Öldüğünden beri bu durumda. Ne demek bu? Ne demek bilmiyorum. Yalnız bir tek şey biliyorum baba. Anneme büyük bir haksızlık ettik. Ne? Ona karşı namuslu davranmadık.
Böyle davranışların eninde sonunda acısı bir gün çıkar. Çıktı bile. Namuslu davranmadık mı? Ne demek bu? Biliyorsun Leri'nin dönmeyeceğini. Ben de biliyorum bunu. Yine de annem kendisi gibi düşündüğümüzü sanıyor. Ne yapmak istiyorsun peki? Onunla tartışmak mı? Tartışmak istemiyorum onunla. Ama Leri'nin hayatta olmadığını herkes inanıyor. Bunu bilmesini istiyorum. Neden hayalini görmesin? Geceleri neden beklemesin onu? Düşüncelerinin doğru olmadığını söyledik mi anneme? Artık umudumuzun kesildiğini söyledik mi? Yıllardır artık hiç umudumuzun kalmadığını. Bunu söyleyemezsin ona. Söylemeliyiz. Nasıl ispat edeceksin öldüğünü? İspat edebilir misin? Ne bir ceset var ortada ne de bir mezar. Baba, konuşmak istiyorum seninle. Anne geldi mi diye neden sordum biliyor musun? Neden? Biliyorsun. Sanıyorum ama peki mesele ne? Benimle evlenmesini isteyeceğim. Bu yalnız senin bileceğin iş Chris. Yalnız benim bileceğim bir iş değil bu, sen de farkındasın. Eğer annenin bu işe... Öyleyse yalnız benim bileceğim bir iş değil bu. Kız Larry'nin, yani abinin nişanlısı. Artık değil. Annene bakılırsa Larry ölmedi. Nişanlısını da elinden almaya hakkın yok. Anneye sordun? Önce kendim bir karar vermek istedim. Peki nereden biliyorsun annen seninle evleneceğini? Belki o da annen gibi düşünüyordur. Öyle düşünüyorsa zaten mesele yok. Bana yazdığı mektuplara bakılırsa Larry'yi unutmuş görünüyor. Anlarız bakalım. Sonra da annemle konuşuruz. Annen Larry'nin döneceğini sanıyor Chris. Bu kızla evlendiğin an Larry'nin öldüğünü kabul ediyorsun demektir. Annene ne olur o zaman biliyor musun? Ben bilemiyorum. Tam 3 yıl düşündüm. Daha olmazsa çekip giderim. Bu da ne demek? Çekip giderim. Evlenir bir başka yere yerleşirim. Belki New York'a. Deli misin sen? Öyleyse burada kalmama yardım et. Peki ama... Ama böyle düşünme. Ömrüm boyunca niye çalışıp durdum? Yalnız senin için Chris. Bütün bu didinmelerin hepsi senin için. Biliyorum baba. Yalnız burada kalmama yardım et sen. Ama böyle düşünme anlıyor musun? Seni pek iyi tanımıyorum değil mi? Tanımıyorsun. Dik kafalı bir herifim ben. Evet. Evet görüyorum. Yo. Günaydın anne. Anne kahvaltısını etti mi? Neredeyse gelir şimdi. Oo, rüzgar burada da bazı işler çevirmiş anlaşılan. Aldırma aldırma gel otur. Başım öyle ağrıyor. Bir aspirin getireyim istersen. Ne garip. Her şey aynı anda oluyor. Bu ay doğduğu ay onun. Ağacı kırılıyor. Annie geliyor. Biraz öncekilere indiğim zaman ayağım neye takıldı biliyor musunuz? Top oynarken giydiği eldivene. Ne zamandır görmemiştim. Anne nasıl buldun Annie'yi? Biraz burnu büyümüş o kadar. Ama her zaman seveceğim bu kızı. Erkeğine bir şey olur olmaz başka biriyle yatağa girecek kızlardan değil o. Yok canım daha neler. Çoğu telgraflar açılıncaya kadar bile beklemedim. Geldiğine sevindim. Görüyorsun ki aklımı bütün bütüne kaybetmedim daha. Evlenmemesi Larry için yas tuttuğunu göstermez. Niye evlenmiyor öyleyse? Bir sürü sebep ne olabilir. Ne gibi mesela? Ne bileyim ben, herhalde bir sebebi vardır. Kötü bir gece geçirdim. Hiç böyle bir gece geçirmemiştim. Ne oldu anne, rüya mı gördün? O rüyadan çok farklı bir şey. Larry'e dair mi? Yatar yatmaz uyumuşum. Birden uçuş talimlerinde evin üstünden geçerken nasıl alçaktan uçardı hatırlıyor musun? O pilot penceresinde görmeye alıştığımız yüzünü. Gene öyle gördüm onu. Yalnız daha yüksekte. Çok çok yükseklerde, bulutların olduğu yerde. O kadar sahiciydi ki uzansam dokunabilirdim ona. Ansızın düşmeye başladı. Durmadan anne anne diye bağırıyordu. Sanki odanın içindeymiş gibi duyuyordum onu. Anne anne. Onun sesiydi. Ona bir dokunabilsem durduracaktım biliyorum. Eğer bir... Uyandım sonra. Öyle acayipti ki. Rüzgar uçağının sesine benziyordu. Buraya çıktım. Yarı uykudaydım galiba. O gürültü hep kulaklarımdaydı. Sanki o geçiyormuş gibi. Ağaç tam önümde kırıldı. Ben de ansızın uyandım. Dememiş miydim ben sana? Hiç dikmemeliydik bu ağacı. Sana vaktinde söyledim. Onun için ağaç dikmenin sırası değildi daha. Sırası değil miydi? Arkamızdan kovalayan vardı sanki. Sana söylemiştim. Anne ne olur yine başlamayacaksın değil mi? Faydası yok bunun. Düşünüyordum da belki onu unutsak çok daha iyi olur. Bu hafta 3. defadır söylüyorsun. Doğru değil bu yaptığımız. İstasyonda hiç gelmeyecek bir treni bekliyoruz sanki. Bana bir aspirin getirsene. Tabii tabii. Bu konuyu da bırakalım artık. Dördümüz birkaç gece yemeğe çıksak, hatta gidip dans etsek, ha? Ne dersin? İyi iyi, bu gece çıkabiliriz mesela. Bana göre hava hoş. Tabii, eğlenelim biraz. Önce bir aspirinle başla sen anne, ha? Niye çağırmış onu buraya? Bu mesele niye rahatsız ediyor seni bu kadar? 3,5 yıldır New York'taydı. Niye ansızın onunla evlenmeyecek? Bak, dinle. Bu kız Chris'in karısı olamaz Joe.
Bunu annenin kendisi de biliyor. Ne yapmamı istiyorsun? Larry dönecekmiş gibi davranmanı istiyorum. İkimizden de bunu istiyorum. Ama Kate... Dönmezse de kendimi öldürürüm. Gül bakalım, gül bana. Şu ağaç... Larry'nin hatırasına diktiğimiz şu ağaç... Niye tam annenin geldiği gece oldu bu? Sakin ol. Benimle beraber sen de inan Joe. Tek başıma dayanamıyorum. Sakin ol. Daha geçen hafta Larry'den çok daha önce kaybolmuş biri Detroit'te ortaya çıkmadı mı? Sen kendin okudun. Tabii tabii, sakin ol biraz. Bak Annie geliyor. Günaydın. Şu havayı bir kokla yavrum. Böylesini bulamazsın New York'ta. Al anne aspirin. Hayret, nasıl da büyümüş kavaklar. 3 yıl oldu Annie. Artık yaşlanıyoruz yavrum. Annen nasıl? Boşanmaktan vazgeçti değil mi? Öyle. Babam çıkınca gene beraber yaşayacaklar. New York'ta tabii. Oh, iyi. Baban hala ne derlerse desinler namuslu adamdır baban. Hala babamdan bahsediyorlar mı burada? Ya, gider gitmez unutuldu. Söyleyeyim bana. Mahallede kimseyi görmem daha iyi eğer hala... Boşuna üzülme. Bu mahallede hatırladığım son şey bir kelimeydi. Katiller. Hatırlıyor musunuz? Mr. Hammond evimizin önüne dikilmiş katiller diye bağırıyordu. Hala buralardadır. Hepsi buradalar. Sen bakma ona. Her cumartesi gecesi bu bahçede toplanıp poker oynuyoruz. Katil diye bağıranların hepsi paramı alıyorlar şimdi. Dinle bak, sen de benim gibi yap, rahat edersin. Eve geldiğim gün arabadan indim ama evin önünde değil, köşede. Burada olsaydın hani sen de Chris. Tam görülecek şeydi doğrusu. Herkes o gün çıkacağımı biliyordu. Bahçelerin hepsi tıka basa doluydu. Gözünün önüne getir bir kere. Kimse inanmıyordu suçsuz olduğuma. Merak etmek için dolap çevirdiğimi sanıyorlardı. Ben de arabamdan inip sokak boyunca yürüdüm. Ama ağır ağır yürüdüm, gülerek. Canavardım ya. Hava kuvvetlerine çatlak silindir başları satan, Avustralya'da 20 P-40 uçağının düşmesine sebep olan canavar. Ama bir gazete vardı cebimde. Suçlu olmadığımı yazan bir gazete. Yürüyüp bütün o bahçelerin önünden geçtim. Sonuç, 14 ay sonra ülkenin en güzel fabrikalarından biri benimdi gene. Gene sayılıp sevilen bir adamdım. Eskisinden bile çok. Hepsinin sırtını yere getirmenin tek yolu var. O da dayanıklı olmak. Hani yaptığınız en kötü şey buradan gitmek oldu. Baban oradan çıkınca işler zorlaşacak şimdi. Hep bu yüzden diyorum sana, buraya gelip yerleşseniz diye. Peki sen suçlu bulmuyor musun babamı? Senin ortağındı. Seni bütün bu çirkefe o soktu. 21 pilotun kanına girdi. Bu ne biçim konuşma böyle? Başka ne diyebilirsiniz ki? Savaşta uçakların düşmesine sebep olan parçaları bilerek yolladı. Larry'nin de düşenlerden biri olmadığını nereden biliyorsunuz? Anne. Burada kaldıkça böyle sözler söyleme bir daha. Ben çay yapmaya gidiyorum. Biraz daha siz de gelin, birer çay güzelim. Ali, şunu bilmeni istiyorum. O silindir başları yalnız P-40 uçaklarında kullanıldı. Larry hiç P-40'a binmedi. Sen de biliyorsun. Ya P-40'lara kimler bindi? Domuzlar mı? Aptalca davrandı babası ama katil değildi. Kafa yok mu sizde? Savaş boyunca fabrika ne haldeydi biliyor musunuz? Vali yarım saate bir telefon edip silindir başı istiyordu. Telefonda kırbaçlıyordu bizi. Sıcağı sıcağına yüklüyorduk kamyonlara. Yığınlardan biri çatlakmış. O olur böyle şeyler, iştir bu. İnce kıl kadar bir çatlak. Baban da ufak tefek gürültüden korkan bir adam. Vali ne diyecek? Yarım günlük emek gitti. Ben ne diyeceğim? O da aletlerini çıkarıp bütün çatlakları kaplamış. Tamam, kötü bir şey bu, yanlış bir şey. Ama küçük bir adam da bunu yapar. Ben o gün orada olsaydım, aldırma Steve, atalım bunları bir yana, kullanmayalım derdim. Ama yalnız başına korktu. Biliyorum kötülük düşünmediğini. %100 dayanacaklarını sanıyordu. Bir hata bu. Ama o cinayet değil. Böyle düşünmemelisin onun hakkında, anlıyor musun beni? Doğru değil. Unutalım bunu. Larry'nin haberi geldiği zaman yanımdaki hücredeydi baban. Annie diye bağırıp ağladı. Gece yarısına kadar ağladı Annie. Sabaha kadar ağlamalıydı. Annie, anlamıyorum bir türlü. Niye? Kesin artık şunu. Bağırma babana. Baban herkesin mutlu olmasını istiyor. Doğru, öyle istiyorum. Var mısın bifteye? Şöyle, şimdi oldu bak. Bir masa ayırtayım, bu gece tam eğleneceğiz hani. Sahi ben bir çay bile içmedim daha. Gidip bir bardak içeyim. Biliyor musun Chris, sevimli bir yer burası. Hı-hı. Hava bile ne kadar güzel. Geldiğine pişman değilsin ya. Değilim, hayır. Ama kalmayacağım. Neden? Birincisi beni pek istemediğini söyledi annem. Ama... Sonra sen de bir çeşit... Bir çeşit ne? Geldim geleli bir çeşit sıkıntı içindesin.
İşin aslında bir hafta falan sonra açılmak istiyordum sana. Ama bu meseleyi çoktan konuştuğumuzu sanıyorlar. Biliyorum öyle sandıklarını. Hele annen. Nereden biliyorsun? Başka bir şey için buraya gelebileceğimi aklına bile getiremez o. Şey, seni niye çağırdığımı da tahmin etmişsindir. Biliyorum. Zaten onun için geldim. Anne, seviyorum seni. Çok seviyorum. Sana diyeceklerim bu kadar. Sıkıyorum seni. Burada söylemek istemiyordum. Hiç gitmediğimiz bir yerde olsun isterdim. Birbirimize karşı yepyeni olabileceğimiz bir yerde. Burada söylemem kötü oldu değil mi? Bu bahçe, bu iskemle. Bana karşı hazır olmanı istiyorum. Başka şeylerle savaşıp da kazanmak istemiyorum seni. Chris, uzun uzun zamandır hazırdım ben de. Öyleyse Larry yok artık, buna eminsin. Az kalsın 2 yıl önce evleniyordum. Neden evlenmedin? Bana mektup yazmaya başlamıştın. O zamanlar seviyor muydun beni? O zamandan beri hep sevdim. Niye daha önce yazmadın bana? Bir çeşit sorumluluk duygusu engel oldu. Savaştan kalmam. Bir bölük askere kumanda ediyordum. Aşağı yukarı hepsi öldü. Daha doğrusu ölmediler, başkaları için öldürdüler kendilerini. Gözlerini bile kırpmadılar. Birazcık bencil davransalardı bugün hepsi de burada olurdu. Her şey yıkılıyordu savaşta ama yepyeni bir şey doğuyordu. Bir çeşit sorumluluk duygusu. Anlıyor musun beni? Bu duyguyu herkese gösterip bir anıt gibi dikseler ortaya, herkes de o anıtın sağlamlığını duysa, o anıta güvense, dünya nasıl da değişirdi. Sonra eve döndüm. İnanılmaz bir şeydi bu. Savaşı hiç anlamamışlardı. Bütün bu olanlar onlar için bir otobüs kazasıydı sanki. Babamla çalışmaya başlayıp bu pis akıntıya kapıldım gene. Biraz utanıyordum. Kimseler değişmemişti çünkü. Bir sürü herif beleşçi olup çıkmıştı. Doğru olmadığını sanıyordum yaşamanın. Bankada hesap açtırmak, yeni arabayı kullanmak, yeni bir buzdolabı almak doğru değil gibi geliyordu. Bir savaş bittiği zaman bunlar da kalır geride. Ama bir arabayı kullandığın zaman onun bir insanın bir başka insana olan sevgisinden doğduğunu bilmelisin. Yoksa bütün edindiklerinin hepsi yağ mıdır, çapuldur, kan vardır üstlerinde. Hiçbirini istemek hakkını görmüyordum kendimde hani. Seni bile. Hala öyle mi düşünüyorsun? Şimdi seni istiyorum hani. Artık öyle düşünmemelisin. Bütün bu şeylere sahip olmaya hakkın var. Hepsine Chris, anlıyor musun? Bana da. Paraya gelince senin paranda leke yok. Baban uçak fabrikatörü, yüzlerce uçak fırlatıyor göğe. Gurur duymalısın bundan. Hani? Hani? Kardeşim telefonda, George. Seni istiyor. Kardeşim mi? Ya George. Şehirler arası. Ne olmuş, bir şey mi var? Bilmem, Kate konuşuyor. Ha, çabuk ol biraz. Yoksa bu konuşma tam 5 dolara patlar kardeşine. Peki, hemen gidiyorum. Columbus'tan telefon ediyor. Columbus'tan mı? Babasını görmeye gitmiş bugün. Hani söylemedim? Yok, o da bilmiyor galiba. Bana kızmıyor değil mi? Neden kızsın? Babası mahkemede bütün suçu bana yüklemişti de. Ne de olsa kızı. Buraya bir şeyler öğrenmek için gelmiş olmaz. Öğrenecek ne var ki? Yani yeniden dava açarlarsa demek istiyorum. Çirkef atmak için. Baba, şaşırtıyorsun beni. Peki peki, unut artık. Chris, senin için neler yaptım? Faydalan biraz. Bak, keyifle söylüyorum bunu Chris. Utançla değil, keyifle. Faydalanırım baba. Bunu söyle işte. Neden? Bazen paradan utandığını sanıyorum. Böyle düşünme hiç. İyi para bu. Bu parada leke yok Chris. Baba, bütün bunları bana neden söylüyorsun? Bak Chris, annene senin meseleyi konuşurum. Evlenme izni şıp diye çıkar. Hiç görülmemiş bir düğün olacak. Tuvaletler. Neyse, geliyorlar. Bir şey mi olmuş yani? George 7 uçağıyla buraya geliyor. Baban hasta mı yoksa? Hayır, hastalıktan falan bahsetmedi. Ben ne bileyim, ben saçma bir şey olacak. Kardeşimi bilirsiniz. Hadi Chris, ya arabayla gezelim ya da başka bir şey yapalım. Ha tabii. Anahtarı verir misin baba? Parkın oraları gezin. Şimdi ne güzeldir. Hadi anne. Birazdan geliriz biz. Hoşça kalın. Güle güle. Josh ne istiyormuş? Bu sabahtan beri Steve'le Columbus'taymış. Annie'yi hemen görmem gerek diyor. Niye? Ne bileyim ben. Artık avukat oldum. George avukat şimdi. Yıllardır bir kart bile atmamıştı babasına. Savaştan döndü döneli bir tek kart bile atmamıştı. Ne çıkar bu? Ansızın onu görmek istiyor. Babasını New York'tan uçağa atlıyor. Uçağa. Evet peki. Niçin? Herkesin aklından geçen okuyamam ya. Niçin Joe? Steve ne söyleyecekti ki ona hemen uçağa atlayıp gitsin? Bana ne söylerse söylesin. Emin misin Joe? Evet emin. Kafanı kullan Joe. George buraya geliyor, kafanı kullan. Bir kere ne dedim ben sana? Eminim dedim. Peki Joe, peki. Yalnız kafanı kullan.
Babam hala uyanmadı mı anne? Üzüntülü. Bilirsin üzüntülü olunca öyle bir buyur ki top atsan uyanmaz. Aptalız biz Chris. Baban da ben de birer budalıyız. Bir şeycikler bilmiyoruz. Bizi korumalısın. Saçmalıyorsun anne. Korkacak ne var ki? Mahkemede Steve babanı suçlamıştı. Kendisini bu işe babanı sürüklediğini söylemişti. Yeniden dava açılırsa çok yaşamam. Bütün bunlar George'un başının altından çıkıyor, ciddiye alma. O aile nefret ediyor bizden. Belki anne. Aman anne şimdi. George gideceği zaman söyle anne de onunla beraber gitsin. Anneyi merak etme sen. Steve onun da babası. Öyle konuşma. Oo anne sen giyinmişsin bile. Nasılsın Kate, iyisin ya? İyi olmuşum kötü olmuşum ne fark eder. Ben mutfağa gidiyorum. George neredeyse gelir. Üzüm suyu hazırlayayım, ona sever. Bu gece söyleyelim ona. Sen o işi bana bırak. Keşke şimdi söyleseydik. Aklım pek öyle ince işlere ermez, öyle bir takım hesaplara. Hesap falan yok ki bunda. Joe, bütün gün uyuyacak mısın böyle? İçimizde tek rahatı baban. Mışıl mışıl uyuyor. Ben de rahatım. Öyle mi? Tabii ya. Ben de gidip giyinsem artık. Şu paçavraları çıkarıp doğru dürüst bir şeyler geçireyim üstüme. Hani George gelince haber ver bana. Frank. Affedersiniz, kocamı gördünüz mü buralarda? Ben Lydia, komşunuz. Siz de anne olacaksınız herhalde. Evet, memnun oldum. Kocanız arabayla kardeşimi karşılamaya gitti. Kardeşiniz mi geliyor? Evet, neredeyse gelirler artık. Kocam beni plaja bile götürmez, başkasının işine gelince. Keller'ların işini görmeyi herkes seviyor burada. Eskiden de böyleydi. Şaşılacak şey. Kardeşiniz sizi almaya mı geliyor? Bilmem, herhalde. Ne romantik. Sevgilinizin kardeşiyle evlenmek. Öyle duydum. Sonra parası da var, bu da iyi. Bana göre fark etmez. Şaşar kalırsınız ileride, öyle bir fark eder ki. Sizden bir ricam olacak anne. Benim için çok önemli. Tabii, elimden gelen bir şeyse. Gelir herhalde. Evlenince gidip başka bir yere yerleşin. Şaka mı ediyorsunuz? Çok ciddiyim. Chris buradayken kocamın keyfi kaçıyor. Niye? Frank, yani kocam iyi bir doktor. Ama tıbbi araştırmalar yapmak istiyor. Bazı şeyler keşfetmek. Araştırma hevesi bize haftada 25 dolara patlıyor. Önlüğünün yıkanıp ütülenmesi de hariç. Bu iş için insanın hayatını vermesi gerek. Peki ama Chris'in bununla... Chris insanlar olduklarından daha iyi. Topluma daha yararlı yapmak sevdasında. Onlara bu isteği aşılıyor. Kötü bir şey mi bu? Kocamın geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi var. Frank Chris'le ne zaman iki çift laf etse arkasından oturup araştırmalar yapmaya başlıyor. Elinde avucunda ne varsa bu işe yatırıyor. Frank'ın huyu bu. Tutup bir insana rastlar, sonra da onun etkisinde kalıp tanrıymış gibi tapar ona. Belki de haklıdır Chris. Çok... Chris babasıyla çalışıyor değil mi? Her haftada bu işten para alıyor. Ne olur alırsa, şaşırtıyorsunuz beni. Şaşırtıyor muyum? Bu konuyu bırakalım isterseniz. Chris kim oluyor? Bir adamın hayatını ne hakla mahvediyor? Herkes babasının hapisten çıkmak için ne dolaplar çevirdiğini pekala biliyor. Doğru değil bu. Öyleyse gidip herkesin ne dediğini dinleyeyim bir kere. Hadi hadi durmayın. Koca mahallede işin aslını bilmeyen bir tek kişi bile yok. Anne, şu kravatımı düzeltir misin biraz? Alo, nasılsın Lydia? Bana bir iyilik etsene. Annemin yanına çık da biraz yatıştır ona. Çok bitkin, sinirli. Sizin meseleyi hala bilmiyor mu? Herhalde tahmin ediyordur, annemi bilirsin. Tabii, çok duyguludur. Belki ilaç dolabında bir şeyler bulursun. Her ilaçtan biraz veririm. İlgi çekici bir kadın değil mi? Evet, çok ilgi çekici. Müthiş bir hasta bakıcı doğrusu. Hem de... Hala aynı şeyi mi yapıyorsun? Ne yapıyorum hala? Birini tanır tanımaz hemen bir değer buluyorsun onda. Nereden biliyorsun müthiş bir hasta bakıcı olduğunu? Ne oldu hani? Bu kadın nefret ediyor senden, diş biliyor sana. O da nereden çıktı? Chris. Bir şey mi oldu hani? Bana hiç... Niye söylemedin bana? Neyi söylemedim? Babanı suçlu sanıyorlarmış, öyle diyor. Ne sanırlarsa sansınlar. Ne sandıkları beni ilgilendirmez ama niye bunu inkar ettiniz onu anlamıyorum. Her şey unutuldu gitti demiştin bana. Buraya gelmenin tuhaf olmadığına inanmanı istiyordum. Biliyorum, bir sürü insan babamın suçlu olduğunu sanıyor. Belki sen de öyle düşünmüşsündür diyordum. Ama bir kere bile ondan şüphelendiğimi söylemedim ki. Kimse söylemiyor. Chris, babanı ne kadar sevdiğini biliyorum ama... Bu işi yapmış olsaydı onu bağışlar mıydım sanıyorsun anne? Ben de babama sırtımı çevirdim Chris. Ama eğer şimdi burada bir şeyler döndüğünü... Biliyorum anne. George babamın yanından geliyor. Pek öyle hayırlı bir haberle de geldiğini sanmıyorum. Buyursun gelsin, George'dan korkacak ne var ki? Hep bunu söyle bana. Babam suçsuz Ani. İnan bana, suçsuz. Peki Chris, peki. Ani. Ani. Ha, Ani. Burada mıydınız?
Birdenbire aklıma geldi de, kardeşin George. Kardeşin George'u düşünüyordum. İşlerin iyi olmadığını söylüyorsun. George niye New York'ta o büyük balıklarla yarışa girsin? Burada bir sürü tanıdığım var benim. Şehrin en büyük avukatları hep dostum. İyi bir iş bulabiliriz George'a. Çok iyisin George. Yok, iyilikle ilgisi yok bunun. Beni anlamanı istiyorum. Chris'i düşünüyorum hep. Ya? Yaşlanınca bir şeyler başarabildiğini görmek istiyor insan. Benim tek başarım oğlumdur. Kafalı biri değilim öyle. Yalnız bunu başarabildim. Bir buçuk yıl sonra da baban da hür bir insan olacak. Kimin yanına gidecek hani? Çocuğunun, senin. Chris de benim aramıza girsin istemiyor. İmkansız bir şey bu. Şimdi aşıksın hani. Ama inan bana, ben senden yaşlıyım biliyorum. Evlat evlattır, baba da babadır. Olur böyle şeyler. George'la senin hapishaneye gidip ona söylemenizi istiyorum. Baba çıkınca Joe işe alacak seni deyin. Gene ortak mı alacaksın onu? Yok, ortak değil. İyi bir iş vereceğim ona. Bilmesini istiyorum hani. Orada otururken bilsin ki çıkınca bir işi olacak. Biraz rahat eder belki. Bir işi olduğunu bilmek hoşuna gider insanın. Joe, hiçbir şey borçlu değilsin ona. Bir tek borcun var, suratına bir yumruk. Ama senin baban. Öyleyse at yumruğu suratına. Fabrikada istemiyorum onu, anlıyor musun? Üstelik onun hakkında da böyle konuşup durma. Herkes yanlış anlıyor seni. Ben de annem babasını feda etmesini anlamıyorum. Orası öyle baba. İsterse... Baba babadır. Gidip tıraş olsam iyi olacak. Bak Frank geliyor hani. Kardeşin de gelmiştir, gidip karşılayalım. Chris, annen nerede? Ne var, ne oldu? Annen nerede? Yukarıda giyiniyor. George gelmedi mi? Arabada beklemesini söyledim. Dinleyin beni şimdi. Kate'i buraya getirmeyin. Niye? Kate pek iyi değil zaten. Bu meseleyi onun önünde açmayın. Ne meselesini? Kardeşinizin buraya niçin geldiğini biliyorsunuz. Bilmezlikten gelmeyin. Gözlerini kan bürümüş. Başka yere götürüp yalnız konuş. Lafı geveleme ağzında. En iyi götürmeye gelmiş. Ne demek bu? Ne demek olduğunu biliyorsun en iyi. Kimse korkmuyor ondan. Kes artık. George! George, gelsene buraya. Niye orada oturuyorsun öyle? Doktor annenin iyi olmadığını söyledi, ben de... Değilse değil, ne zararı var? Nasıl olsa seni görmek isteyecek, öğleden beri seni bekliyoruz. Ben kaçıyorum çocuklar, yarın görüşürüz Chris. Hayır, teşekkürler Frank, güle güle. George, otursana. Otururum. İmkansız bir şeymiş gibi geliyor bu bana. Neymiş o imkansız olan? Gene buradayım. Biraz sinirlisin galiba. Akşama doğru başladı bu hal. Ve artık patron oldun mu? Daha pek değil. Hukukla aran nasıl senin? Ne bileyim ben. Hastanede kendi kendime çalışırken bu iş bana pek saçma görünmüyordu. Ama çıkınca ortalıkta hukuk mukuk olmadığını anladım. Ağaçlar da iyice büyümüş. Bu ağaca ne olmuş böyle? Bu gece kırıldı. Larry için dikmiştik. Ne o, yoksa korktunuz mu onu unutmaktan? Ne biçim söz bu? Sen ne zaman şapka giymeye başladın George? Bugün. Bundan sonra artık avukata benzemeye karar verdim. Tanımadın mı şapkayı? Nereden tanıyayım? Babamın şapkası, bana verdi. Nasıl? Zayıflamış. Zayıflamış mı? Biraz. Küçücük bir adam olmuş. Akılsızlar öyle olur tabii. İyi ki zamanında gittim, yoksa seneye kemiklerinden başka bir şey kalmazdı. Ne oldu George? Mesele ne? Hani? Daha evlenmedin değil mi? George, oturup... Evlendiniz mi? Evlenmedik. Onunla evlenmeyeceksin. Niye evlenmeyecekmişim? Babası senin aileni mahvetti de ondan... Bana bak George. Kısa keselim Chris. Söyle de babana benimle gelsin. Kavga etmeyelim. Ne diyeceğimi biliyorsun. Vaaz verir gibi konuşma öyle. Sen her şeye burnunu sokarsın. Ne demek bu? Koca adam oldun artık. Koca adam oldum. Böyle ahıran girer gibi saldırma buraya. Bir şey söyleyeceksen terbiyenle söyle. Sen mi terbiye edeceksin Yapmayın. Beni? Yapmayın. Doğru dürüst adam gibi konuşacak mısın sen George? Chris, öfkelenme öyle. Ne var George? Ne oldu? Ben ayrılırken bir şeyin yoktu. O zamandan beri hayatım alt üst oldu. Sen ayrılınca işe gidemedim. Babama gidip evleneceğini söylemek istedim. Söylememek olmazdı. Öyle sever ki seni. Hani korkunç bir şey yaptık biz. Affedilecek şey değil. Yılbaşında bir kart bile yollamadık babama. Savaştan döndüm döneli bir kere bile görmedim onu. Hani... O adamın başına gelenin aslını biliyor musun? Bilmiyorsun neler olduğunu. Biliyorum tabii. Bilmiyorsun. Bilseydin burada olmazdın. Babam o gün işe gelmiş. Geceleri çalışan ustabaşı silindir başlarını göstermiş ona. Çatlak olduğunu söylemiş. Makinelerde bir kusur varmış. Babam da telefona gidip Joe'yu çağırmış hemen. Öyle olmuş, Joe'dan haber yok. Gene çağırmış babam. O zamana kadar 100'den fazla silindir başı çatlak çıkmış. Ordu durmadan istiyormuş. Babamın da yollayacak silindir başı yokmuş. Joe da demiş ki telefonda, kaynakla çatlak yerleri kapayıp yollamasını söylemiş. Bitti mi diyeceklerin? Bitmedi. Babam da korkmuş. Bu işi yaparken yanında Joe da olsun istemiş. Ama Joe gelemezmiş. Hastaymış. Hasta ya. Ansızın grip oluvermiş. Ansızın. Ama sorumluluğu üstüne almaya söz vermiş. Anlıyor musun dediklerimi? Telefonda sorumluluk olur mu?
Mahkemede telefonu inkar edip kurtulursun. Öyle yaptı zaten. Yalan söylediğini baştan anladılar ama görünüşe de inandılar güya. Joe kurtulup kahraman oldu. Babam da gümbürtüye gitti. Hani ne yapacaksın şimdi? Onun yemeğini yiyip onun yatağında mı yatacaksın? Cevap ver bana, ne yapacaksın? Peki ya sen ne yapacaksın George? Telefon konuşmasını ispat edemem ki. Bu palavrayla nasıl cesaret edebildin buraya gelmeye? George, mahkeme... Mahkemedekiler babanı tanımıyordu ama sen tanıyorsun. Biliyorsun. Bu işi Joe'nun yaptığını bal gibi biliyorsun. Kapa çeneni yoksa defolup gidersin buradan. Hani de biliyor, hani de biliyor. George, söylediklerinin hepsini biliyorum. Babam bütün bunların hepsini mahkemede söylemişti. Onlar da... Chris, sana bir şey soracağım ama cevap verirken gözümün içine bak. Bakıyorum. Babanı bilirsin. İyi bilirim. 121 silindir başının kendi haberi olmadan tamir edilip yollanmasına izin verecek patronlardan mı? İzin verecek patronlardan. Bütün ışıkların sönüp sönmediklerini kontrol etmeden fabrikadan çıkmayan aynı jokerler ha? Aynı jokerler. İşçilerinin günde kaç dakika tuvalette kaldıklarını hesaplayan da aynı adam. Aynı adam. Benim babamsa yanında biri olmadan kendine gömlek bile alamayan korkak sıçanın teki. Böyle bir şeyi kendi başına yapabilir mi? Kendi başına yapabilir. Korkak sıçanın teki olduğu için bunu da yapabilir. Kendi üstüne almaya cesaret edemediği için kabahati başkasının üstüne de atabilir. Mahkemede atmaya çalıştı ama işe yaramadı. Ancak senin gibi bir sersemi kandırabildi Chris, işte. Chris, kendi kendini böyle aldatıyorsun. Konuşmayayım. Söyle bana George, ne oldu sana? Mahkemede söylenenlere bunca zaman inandın da neden değiştin şimdi? Neden bu kadar zaman inanmıştın? Siz de inanmıştınız ondan. Doğrusu bu Chris. Sizin de inandığınızı sanmıştım. Ben de bu yüzden inanıyordum. Ama bugün ağzından duydum onun. Mahkemedekinden daha başkaymış gibi geldi bana. Elimizde ne varsa aldı baban. Ama Annie'yi alamayacak. Topla eşyalarını Annie. Bütün malları kana bulanmış onların. Kanla kucak kucağa yaşayacak kız değilsin sen. Topla eşyaları. Ani, inanmıyorsun buna değil mi? Yukarı çıkıp babanla konuşayım. 10 dakikada bir cevap getiririm sana. Yoksa alıcın cevaptan korkuyor musun? Cevaptan falan korktuğum yok. Cevabı zaten biliyorum. Ama annem iyi değil. Biri geliyor. Annem galiba. George, bir şey söyleme şimdi. Hemen gidersin. Bir taksi çağırayım. Sen de benimle geliyorsun. Evlenmeden de bahsetme. Daha ona söylemedik. Sen de benimle geliyorsun. Anladın mı? Sakın George. George, gene başlama. George. Günaydın George. Kate. Oo, seni nasıl da çökertmişler. Bak saçların bile ağır. Biliyorum. Giderken söyledim sana. Öyle madalya falan kazanmak için çalışma dedim. Çalışmadım Kate. İşi onlar kolaylaştırdılar. Hadi, hep birbirinize benzersiniz. Hayalet gibi olmuş. İyiyim. Annen yemek yedirmiyor mu sana? İştahı yok. Yemeklerini benim evimde yeseydi öyle bir iştahı olurdu ki. Otur otur, bir sandviç yapayım sana. Aç değilim. Sizlere bakınca içim parçalanıyor. Sizin için nasıl çalışıp ne planlar kurmuştuk. Bizden beter oldunuz. Sen hiç değişmemişsin Kate. Hiçbirimiz değişmedik George. Hepimiz de seni seviyoruz. Joe daha demin sen doğarken suların nasıl kesildiğini anlatıyordu. Herkes komşu sokaktan kovalarla su taşınmıştı. Bir yabancı görse bütün mahalle yanıp tutuşuyor sanırdı. Sana bir şey söyleyeyim mi Kate? Ben acıktım bile. Dünyanın en sıska adamını bile ağır siklete çıkarır. Buzdolabında et var, çilek var. Tamam, ben de yardım ederim. Tren 8:30'da kalkıyor hani. Yoksa sen de mi gidiyorsun anne? Anne gitmiyor. Daha yeni geldin George. Bırak da alışmak için biraz vakit geçsin. Tabii. Daha bizi tanımıyorsun. Aa, ama Chris eğer daha fazla kalmayı... Yok anne. George gitmek istiyor. Kendi söyledi biraz önce. Ama Chris... Gitmek istiyorsan istasyona götüreyim seni George. Ama kalıyorsan kavga yok. Niye kavga etsin? George ile bizim kavgamız yok. Nasıl kavga ederiz George? Joe'nun dediği gibi gene gel. Buraya yerleşmene yardım edecek. Ben de bir kız bulur, seni evlendirir. Joe buraya yerleşmemi mi istiyor? Bana kalırsa iyi bir fikir doğrusu. Tabii. Bizden nefret etmek için niye zorluyorsun kendini? Bizden nefret etmiyorsun George. Seni bilirim, kandıramazsın beni. Senin kundağını ben sardım. Marcel'in kızını hatırladın mı? Bir gelin buldu bile. Bir görsen George. Dünyanın en güzel sivilce içinde George. Sivilcesi falan yok. Çenesinde küçücük güzel bir beni var. Burnundaki benleri unuttun ama. Babası emekli emniyet mensubu. Komiser. İnce bir adam. Tıpkı goril. Bak kim gelmiş. Ne var ne yok George'im. Nasılsın Joe? İşte yaşlanıyoruz. Yemeğe geliyor musun bizimle? Hayır. New York'a dönmem gerek. Ben gidip telefonla bir taksi çağırayım sana. Keşke kalsaydın George'im. Otursana, iyi görünüyorsun. Bana kalırsa beti benzi uçmuş. Canım, aksini söyleyen kim? Ben de öyle dedim. Ne zaman bir şey söylesem hep tersler beni. Babanı görmeye gitmişsin diye duydum. Evet, bu sabah. Şimdi neler yapıyorsunuz fabrikada? Her şeyden bir parça yapıyoruz işte. Düdüklü tencere, çamaşır makinesi falan. Fena fabrika olmadı hani. Nasıl buldun babanı? İyi mi? Pek iyi değil Joe. Yine kalbim yoksa. Her şeyi birden Joe, ruhu da. Hep böyledir.
Küçük bir adam suç işledi mi onu asarlar. Ama suçu işleyen bir kodamansa tutup elçi yaparlar onu. Babana gideceğini bana da söyleseydin. İlgileneceğini bilmiyordum. Bir bakıma ilgileniyorum. Bilmesini isterim George. Ne zaman isterse fabrikamda yeri de var, işi de. Bunu bilmesini isterim. Babam savaşın zengin ettiği kim varsa hepsini kurşuna dizmek istiyor. Epey kurşuna ihtiyacı olacak. Suçunu kabullenmeyi bir türlü öğrenemedi. Bunu sen de biliyorsun George. Sen de biliyorsun. Gelişine bakılırsa hatırlamıyorsun gibi görünüyor da ondan öyle söyledim. 1937'de olanları unuttun mu? Flut sokağında olanları. İki gün susuz çalıştırmıştı motoru. Az kalsın havaya uçacaktık. O zaman da suçunu kabullenmemişti. Onu kurtarmak için başka birini işten atmıştım, hatırladın? Taksi yolda geliyor. Yıkanmak ister miydin? Gece treniyle gitsen George. Tabii, yemeği de bizimle yersin. Niye olmasın, gölde yiyeceğiz, eğleniriz. Pek. Şimdi oldu işte. Güzel, bu elbiseye gidecek bir kravat vereyim sana. Kate, öyle genç görünüyorsun ki. Hiç değişmemişsin. Eski günler gibi tıpkı. Sen de Joe. Şaşılacak şey. Benim hastalanmaya bile vaktim yok. 15 yıldır hiç yatağa düşmedi. Savaştaki gribi saymazsak. Grip mi, ne gribi? Gribe yakalandığım zaman savaşta. Tabii. Ne? Öyle. O hastalığını birden hatırlayamadım. Aklımdan çıkmış. Öyle bakma bana George. Joe o gün fabrikaya gitmek istedi ama başını bile kaldıramadı. Zatürreye sanmıştım. Niye hiç hastalanmadığınız? Hiç affetmeyeceğim kendimi. O gün gidebilseydim babanın o silindir başlarına dokunmasına izin vermezdim. Kate hiç hastalanmadığını söyledi. Birdenbire aklıma gelmedi George. Annie, duymadın mı neler? Sen her hastalandığın günü hatırlar mısın? Zatürre olsaydım hatırlardım. Hele o gün ortağımın silindir başlarını, çatlak silindir başlarını yolladığı günse. O gün ne oldu Joe? Bir dakika geliyorlar. Annie gitmiyor anne. Anne duydun ne dediğini, hiç hastalanmamış. Beni yanlış anladınız. Babana pilotları öldürmesini emretmiş, sonra da yatağına girip saklanmış. Ben gidip bavulunu hazırlayayım anne. Beni Chris çağırdı buraya. O kovuncaya kadar da burada kalacağım. Kovuncaya kadar. Hadi bakalım George, çek arabanı, güle güle. Ama eğer kendisi gitmek istemiyorsa. Ben burada oldukça dava da ileride yok artık, duymak istemiyorum. Hadi çek arabanı George. Sen söyle bana anne, senin söylemeni istiyorum. Git George. Ama yanlış anlama beni. Seni arabaya kadar geçireyim. Ne demek istiyorsun anne? Bavulunu hazırlayacakmışsın. Sen nasıl hazırlarsın onun bavulunu? Chris. Sen nasıl hazırlarsın onun bavulunu? Burası onun yeri değil. Öyleyse benim yerim de değil. Larry'nin nişanlısı o. Ben de Larry'nin kardeşiyim. Larry öldü. Ben de nişanlısıyla evleniyorum. Olmaz, olamaz. Aklını mı kaçırdın? Larry dönecek. Anne. Beklemeliyiz onu. Ne kadar? Gelinceye kadar, daima, hep gelinceye kadar. Canım ne isterse onu yapacağım. Chris, ömrüm boyunca hiçbir şeyine olmaz demedim. Ama şimdi diyorum. Ben evlenmeden onu unutamayacaksın. Hiç unutmayacağım. Sen de unutmayacaksın. Ben unuttum bile. Ben çoktan unuttum. Öyleyse babanı da unut. Kardeşin ölmedi yavrum. Çünkü öldüyse baban öldürdü demektir onu. Beni anlıyor musun şimdi? Sen yaşadıkça o da yaşayacak. Bir baba oğlunu öldürsün. Tanrı izin vermez buna. Anlıyorsun şimdi değil mi? Şimdi anlıyorsun. Çıldırmış. Öyleyse baba, suç senin. Larry hiç P-40 uçağıyla uçmadı ki. Ama ötekiler çıldırmış. Baba, suç sende miydi? Hiç P-40'la uçmadı ki, ne oldu sana? Sen yaptın öyleyse. Ne oldu sana Allah aşkına, ne oldu sana? Nasıl yapabildin bunu, nasıl? Ne oldu sana? Baba 21 kişiyi öldürdün. Ne, öldürdün mü? Öldürdün, kanlarına girdin. Nasıl adam öldürürüm ben? Baba. Kimseyi öldürmedim. Öyleyse anlat bana. Ne yaptın anlat, yoksa parçalarım seni. Yapma Chris. Ne yaptın bilmek istiyorum, söyle ne yaptın. 121 tane çatlak silindir başı vardı orada da. Söyle ne yaptın. Çocuksun sen, ne yapabilirdim ki. Böyledir iş hayatı. İşe atıldın mı 121 tane de çatlak çıkardın mı def ederler seni. Makinen var, bir bozuldu mu def ederler seni. Bir kötü çıksın malın, fabrikanı kapayıp bütün anlaşmalarını yırtarlar. Onlara ne bundan? 40 yılını verirsin bir işe, 5 dakikada temizlerler. Ne yapabilirdim? 40 yılımı mahvetmelerine göz mü yumsaydım? Hayatımı almalarına he? O silindir başlarını kullanacaklarını hiç sanmıyordum. Yemin ederim, uçuştan önce farkına varırlar sanıyordum. Neden yolladın öyleyse? Onlar fark edinceye kadar makineleri tamir ettirirdim sanıyordum. İhtiyaçları vardı buna. Unutup giderlerdi. Haftalar geçti, ses seda çıkmadı. Söyleyecektim onlara. Neden söylemedin? Çok geç olmuştu. Gazetelerde, ilk sayfalarda 121 uçak düştü. Çok geç olmuştu. Kelepçelerle geldiler fabrikaya. Ne yapabilirdim Chris?
Chris, senin için yaptım bunu. Uçakların düşeceğini biliyordum. Ama onlara bildirmek istemişsin, öyle dedin. Demek ki... Ama bu... Bu onların düşeceğini biliyordun demektir. Onu demek istemiyorum. Öyleyse düşeceklerini sandın. Korkuyordum belki de. Korkuyormuş. Nasıl adamsın sen? Uçakların havada kalması o silindir başlarına bağlıydı. Pekala bilirdim bunu. Bu iş bozulmasın, sana kalsın istiyorum. Bana ha. Nerede yaşıyorsun sen? Nereden geldin? Banaymış. Ben her gün ölüyordum. Sen de her gün arkadaşlarımı öldürüyordun. Benim için ha, lanet olsun. O sırada ne düşündüğümü sanıyordun? Allah'ın belası fabrikanın. Aklının alabildiği yalnız bu mu? Fabrikan. Her şey bu mu sanki? Lanet olsun, ne demek istiyorsun? Benim için yapmış. Bir vatanın yok mu senin? Dünyada yaşamıyor musun? Nesin sen? Hayvan bile değilsin. Hayvanlar bile kendi cinslerini öldürmez. Nesin sen? Ne yapayım sana? Ne yapayım? Tanrım söyle, ne yapayım? Chris. Chris. Bir haber var mı Kate? Yok. Bütün gece böyle oturamazsın canım. Niye yatmıyorsun? Chris'i bekliyorum. Beni merak etme Frank, çok iyiyim. Ama saat 2 oldu. Uyuyamıyorum. Hastaya mı çağırdılar seni? Birinin başı ağrımış da ölüyorum sanmış. Hastalarımın yarısı zır deli. Bir bilseler kaç delinin elini kolunu sallaya sallaya ortalarda dolaştığını. Bir sürü zıpır. Para 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 para. Öyle çok sözünü ediyorlar ki paranın anlamı falan kalmıyor. Çocuk gibisin Frank. Kate, ne oldu? Söyledim sana. Baba oğul kavga ettiler. Sonra Chris arabaya binip gitti. Ne biçim kavga? İşte atıştılar. Annenin yüzünden mi kavga değil, ettiler? Değil, annenin yüzünden değil. Chris gitti gideli kızcağız odasından bile çıkmadı. Akşamdan beri yukarıda. Joe ne yaptı? Anlattı mı ona? Neyi anlattı mı? Korkma Kate, biliyorum. Hep biliyordum. Nereden biliyordun? Epeydir farkındaymışım. Pek belli etmiyordu ama Chris içinden bunu biliyor gibiydi. Öyle sanıyordum. Onu bu kadar sarsacağını ummazdım. Chris böyle yalan dolanlarla yaşayamaz. Ayrı bir kabiliyettir bu yalan söylemek. Sende var, bende var. Ama onda yok. Ne demek istiyorsun, dönmeyecek mi? Yok yok, döner. Hepimiz döneriz Kate. Bu küçük isyanlar hep ölür. Hep uzlaşma yapılır sonunda. Her insanın bir yıldızı var, doğruluk yıldızı. Hayatın boyunca ona erişmeye çalışırsın. Ama bir kere söndü mü bir daha parlamaz. Pek uzağa gittiğini sanmıyorum Chris'in. Yıldızının sönüşünü tek başına seyretmek istemiştir. Geri dönsün de. Keşke dönmese Kate. Joe geliyor. Ben gidip bir parka bakayım. Chris oradadır belki. Frank ne arıyor burada? Karısıyla pek başı hoş değil. Böyle bizim işimize burnunu sokması hoşuma gitmiyor. Artık çok geç Joe. Biliyor. Nereden biliyor? Tahmin etmiş. Anne ne yapıyor yukarıda? Odasından çıkmadı. Bilmiyorum ne yaptığını. Delice hareket etmeyi bırak da otur şöyle. Ne yapacağını kararlaştır. Anne bilmiyor değil mi? Chris'in çekip gittiğini gördü herhalde, anlamıştır. Onunla konuşsam mı acaba? Bana sorma Joe. Sana sorarım tabii. Neyim ben, yabancı mı? Bir karım var sanıyordum. Ne oldu karıma? Karın gene var. Ben sana artık düşünecek kuvvetim kalmadığını söylüyorum yalnız. Kuvvetin yok ya. Ne zaman karşımıza bir zorluk çıksa senin kuvvetin kalmayıverir zaten. Joe, aynı şeyi yapıyorsun gene. Hayatın boyunca ne zaman karşına bir zorluk çıktıysa bana bağırdın. Bununla da meseleyi hallettiğini sandım. Ne yapayım öyleyse? Söyle bana, akıl ver, ne yapayım? Bak Joe, şöyle düşünüyorum. Eğer Chris dönerse... Eğer de ne demek? Tabii dönecek. Onu bir kenara çekip konuşsan iyi olur. Yaptığının korkunç bir şey olduğunu söyle. Şaka mı ediyorsun? Cezanı çekmeye razı olduğunu söylesene. Nasıl yani? Söyle ona. Hapse girmeye razı olduğunu söyle. Hapse mi? Canım girmeyeceksin tabii. Girmeni istemeyecek ki. Ama girmek istediğini söylersen cezanı çekmek istediğini sanır. Belki affeder seni. Aff mı eder? Ne diye? Ne demek istediğimi biliyorsun. Ne demek istediğini bilmiyorum. Para istedin, para kazandım. Para istemiştin değil mi? Ama böylesini değil. Ben de böylesini istemedim. İstemişsin istememişsin neye yarar? İkimiz de mahvettim. Beni fırlatıp attıkları gibi 10 yaşına gelince onu da fırlatıp sokağa atsaydım anlardı para nasıl kazanılırmış. 5 paranın bile değerini bilirdi o zaman. Afmış. Tek başıma olsam 3-5 dolarla bile geçinebilirdim. Ama ailem var, onun için de... Joe, Joe.
Bunu ailen için yapmış olman bir şeyi değiştirmez ki. Değiştirmesi gerek. Onun gözünde aileden önce gelen başka bir şey var. Hiçbir şey aileden önce gelemez. Ama onun gözünde. Ben onun babasıyım, o da benim oğlum. Aileden daha önce gelen bir şey varsa beynime bir kurşun sıkar. Sus George. Dediklerimi duydun. Ona ne diyeceğini biliyorsun şimdi. Sözümden çıkmaz benim. Yapamaz bunu. Çıkar mı? Seni seviyordu Joe. Kalbini kırdın. Ama sözümden çıkarsa... Bilmiyorum. Onu iyi tanımadığımızı sanıyorum. Savaşta kıyamet kadar insan öldürmüş. Burada ise farelerden bile korkardı. İyice bilmiyorum onu. Ne yapacağını da bilemiyorum. Larry sağ olsaydı böyle davranmazdı. Dünyanın neyin üstüne kurulduğunu anlamıştı. Beni dinlerdi. Pek aldırmazdı dünyaya. Asıl onu kaybettik. Larry. Larry. Ne yapacağım ben ki? Joe, ne olursun, hepsi düzelecek Joe. Bir şey olmayacak. Sizin için Kate, ikiniz için. Bunun için yaşadım. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Niye yatmadınız? Chris gelince ben haber veririm size. Sen burada mıydın hani? Yemek yemedin tabii. Kate, bir şeyler hazırlasan. Tabii tabii, hemen. Ah, boşuna uğraşma Kate, aç değilim. Söylemek istediğim bir şey var sana. Size bir ziyanım dokunmayacak. Anne, iyi bir kızsın sen. Gördün mü Joe? Joe'ya bir ziyanım dokunmayacak. Ama bir ricam olacak sizden. Chris'i bana karşı suçlu duruma soktunuz. Bilerek ya da bilmeyerek benim önümde elini kolunu bağladınız. Onanlarının öldüğünü, bunu sizin de bildiğinizi söyleyin. Söz veriyorum size, her şey sona erecek. Biz de Chris'le çekip gideriz. Sen yap bu işi, sen söyle. Az şey istemediğimi biliyorum Kate. İki oğlun vardı, şimdi bir oğlun var ama... Sen söyle bunu. Sizin söylemeniz gerek. Sahiden böyle düşündüğünüzü ancak o zaman anlayabilir. Yavrum Chris Larry'nin ölmediğini biliyor. Ölünceye kadar kardeşini bekleyecek. Olmaz canım, olmaz, öyle şey olmaz. Larry öldü Kate. Öldü dedim. Biliyorum. 25 Kasım'da Çin'de öldü. Motor yüzünden değil ama öldü, biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorsan nasıl öldüğünü de söyle. Severdim onu. Onu sevdiğimi biliyorsun. Emin olmasam başka birinin yüzüne bakabilir miydin? Ne diyorsun sen? Oğlumu acıtıyorsun ki. Ne diyorsun sen? Joe, Joe yukarı çık. Niye çıkacakmış? Ne olursun yukarı çık. Peki. Chris geldiği zaman bana haber. Buraya geldiğimde Joe hakkında kötü bir şey düşündüğüm yoktu. Chris'le evlenmeye gelmiştim. Evlenecektim. Şu mektubu görüyor musun Kate? Seni incitmek için getirmedim bunu. Larry'nin öldüğüne inanmazsan gösterecektim. Nedir o? Son mektubu. Larry'nin son mektubu. Al oku. Seni incitmek istemiyordum Kate. Ama sen zorladın. İnanmadın bana. 100 kere söyledim. Niçin, niçin inanmadın bana? Allah'ım. Allah'ım. Devam et okumaya. Allah'ım, Kate, Allah'ım. Kate, ne olur affet beni. Affet. Chris geliyor. Ver o mektubu bana. Neredeydin Chris? Ter içinde kalmışsın. Biraz dolaştım. Gidersin sanmıştım. Nereye gideyim? Gidecek yerim yok ki. Babam nerede? İçeride. Yatıyor. Oturun ikiniz de. Söylenecek ne varsa söyleyeceğim. Arabanın geldiğini duymadım. Garaja bıraktım. Frank da seni aramaya gitti. Anne. Gidiyorum buradan. Cleveland'da bir yığın şirket var. Nasıl olsa bir iş bulurum. Yani bütün bütün gidiyorum. Ne düşündüğünü biliyorum hani. Doğru, korkağım ben. Babamdan şüphelendiğim, elimden de bir şey gelmediği için korkaklaştım bu evde. Şimdi bildiklerimi savaştan döndüğüm zaman bilseydim, kendi ellerimle savcının karşısına çıkarırdım babamı. Suratına baktığım zaman içimden yalnız ağlamak geliyor şimdi. Neden bahsediyorsun sen? Hapse tıkabilirdim onu. İnsanlığımı kaybetmemiş olsaydım hapse tıkabilirdim onu. Ama artık herkes gibiyim. Artık boş veriyorum her şeyi. Sizin yüzünüz. Ama Chris nereden? Şu sokaktaki kediler de boş veriyor. Biz savaşırken kaçan serseriler de boş veriyorlardı. Yalnız ölüler öyle değildi. Ama şimdi her şeye boş veriyorum. Fenet olsun bana, gideceğim buradan, hemen gideceğim. Ben de senden geliyorum. Olmaz hani. Joe'ya bir şey yapmanı istemiyorum ki senden. İstersin, istersin. Yemin ederim hiç istemeyeceğim. İçinden hep isteyeceksin. Öyleyse ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ne yapayım? Ne var yapılacak? Bütün gece ona acı çektirebilmek için bir sebep aradım. Sebep var. Nedir sebep? Onu demir parmaklıkların arkasına tıkınca ölüler dirilecek mi? Ne yapması gerektiğini biliyorsun Kate. Söyle ona. Bırak gitsin. Bırakmayacağım. Ne yapması gerektiğini söyleyeceksin. Anne. Öyleyse ben söylerim.
Geldin mi Chris? Seninle konuşmak istiyorum. Seninle konuşacak lafım yok benim. Seninle konuşmak istiyorum. Yapma baba, yoksa kırarım seni. Konuşulacak bir şey yok. Ne oldu Allah aşkına, ne oldu? Paranın çokluğu mu? Bu mu rahatsız ediyor seni? Hoşuna gitmese fırlatır atarsın, anladın mı? Her meteliğini alır yoksullara dağıtırsın. İstersen lağma atarsın, oldu mu? Lağma. Şaka mı ediyorum sanıyorsun? İşte sana ne yapacağını söylüyorum. Para senin, benim değil. Ölünün biriyim ben. İçi geçmiş bir ölüyüm. Hiçbir şey benim değil. Söyle bana, ne yapmak istiyorsun? Asıl sen ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak isteyecekmişim? Hapse tıkılmak mı? Hapse girmemi mi istiyorsun? İstiyorsan söyle. Benim yerim hapishane mi? Söylesene. Ne oldu? Niye söylemiyorsun? Ağzına gelen her şeyi söylüyorsun. Bunu da söylesene. Anladım niye söyleyemediğini. Benim yerimin hapishane olmadığını biliyorsun da ondan. Biliyorsun da ondan. Savaşta kimse karşılıksız çalıştı mı? Söyle. Kimse karşılıksız çalışmayınca ben de çalışmadım. Parasını almadan bir tek tüfek, bir tek kamyon yüklediler mi gemiye? O paralar temiz mi? Binlikler, yüzlükler, onluklar, beşlikler. Savaşta, barışta da onluklar, beşlikler temiz mi? Ben hapse girersem bu memleketin yarısı da girer. İşte bunun için söyleyemiyorsun. Chris, oku şu mektubu. Ver onu bana. Chris de okuyacak. Öldüğü gün yazmış bunu. Larry. Ver o mektubu bana. Ne yazmış Larry? Ne? Dinle görürsün. Sevgili Annie. Dinliyor musun? Öldüğü gün yazmış bunu. Dinle, ağlama, dinle. Sevgili Annie. Neler hissettiğimi burada kağıda geçirmek bana çok zor geliyor. Ama sana anlatacağım bir şey var. Dün yurttan gelen gazetelerde babamla Steve'in tevkif edildiklerini okudum. Nasıl oldum bilemezsin. Artık yaşayamam. Geceliğin alana inmeden önce 20 dakika havada dönüp durdum. Kendimi toparlayamadım. Nasıl yapabildi bunu? Her gün 3-4 kişi ölsün, o da fabrikasında oturup para kazansın. Duyduklarımı sana nasıl anlatayım bilmiyorum. Kimseyle karşılaşmaya yüzüm yok. Birkaç dakika sonra uçuşa çıkacağız. Belki beni kayboldu diye bildirecekler. Bildirirlerse beni beklemeyin artık, bunu bilmenizi istiyorum. Eğer orada olsaydım hani, muhakkak öldürürdüm babamı. Bütün suçu dünyada bul sen. Mektubu anladın mı? Anladım galiba. Arabayı hazırla Chris. Ben gidip ceketimi giyeyim. Niye gidiyorsun? Gitsem daha iyi olacak. Aptallık ediyorsun. Larry de oğlun değil miydi? Gitmeni o da istemezdi. İstemiyorsa bu mektup ne? Tabii oğlum da. Hepsi de öyleydi. Bütün oğullar. Bütün oğullar. Şimdi gelin. Onu götürmeyeceksin Chris. Götüreceğim. Sana bağlı. Kalmasını istersen kalır. Git de söyle ona. Onu artık kimse durduramaz. Sen durdurursun. Hapishanede kaç yıl yaşar? Onu öldürmek mi istiyorsun? Dinlemedin mi mektubu? Savaş bitti, anlamıyor musun? Bitti. Larry senin için neydi öyleyse? Suya atılmış bir taş parçası mı? Babamı üzmesi yetmez. Larry babam da seni üzmek için öldürmedi kendini. Daha ne yapalım istiyor? Daha iyi olabilirsiniz. Dışarıda dünya dolusu insan var. Onlara karşı sorumlusunuz. Bunu anlayın. Bunu yapmadınız mı oğlunuzu fırlatıp atmış sayılırsınız. Larry de bu yüzden öldü zaten. Babam. John. Babam. John. Sen Frank. Frank'ı bul Annie. Joe. Ölmüş anne. Anne ben bunu... Değil canım. Kabahat sende değil. Unut bunu. Yaşamana bak. Ama anne... Yaşamana bak Chris. Konuşma. Radyo tiyatrosu saati sona erdi. Arthur Miller'in yazdığı Bütün Oğullarım isimli oyunumuzu dinlediniz. Türkçesi ve radyoya uygulayan Ülkü Tamer. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Oynayanlar Frank Erdoğan Kökçam, Joe Keller Toron Karacaoğlu, Lydia Annie İpekkaya, Chris Metin Serezli, Kate Yıldız Kenter, Annie Gülriz Sururi, George Mazlum Kiper.